Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana gitti mi? Bölüm 8. Geçen bir haftada bebeğin durumu daha iyiye gidiyordu. Doktor bebeğin her gün 15 gram aldığını söylemişti. Eğer böyle devam ederse 2 hafta sonra evlerine dönebileceklerini de eklemişti. Bu süre zarfında Eda ve Giovanni hiç aksatmadan kızlarını görmeye gitmiş, yanında olmadıkları zamanlarda camın ardından izlemişlerdi. Onu uzaktan görmek bile anne babalığı yeni tatmış olan bu çifte yetiyordu. Bunun dışında ikisi de birbirine danışmadan kızlarına isim vermişlerdi. Eda kendi ismine benzediği için Ela derken Giovanni her zaman özlem duyduğu annesinin adını vermişti kızına. Aniela. Giovanni bebeğin elini tutarken 2 gün öncesine gitti. Kızına ilk kez adıyla hitap ettiği Aniela dediği an bir kesit daha kaybolduğu delikten gözlerinin önüne süzülmüştü. Yine Eda vardı kesitte. Büyük bir binanın önünde duvara yaslanmış ağlıyordu. Başı önüne eğikti. Yüzü seçilmiyordu. Kafasını kaldırıp yaşlı gözleri Giovanni ile kesişince o yine takılı kalmıştı Eda'nın gözleri. Giovanni ise kahverengi saçlı, kızı resimlerde gördüğü annesine benzetmişti. Daha gördüğü ilk anda. Kendisine engel olamayarak biraz daha yaklaşmıştı gözleri yaşlı olan kıza. Ve yaklaştığında şuna karar vermişti Giovanni. Bu kız annesinin bir kopyası gibiydi. Sonra kızın yanına gidip adını sorduğunu anımsamıştı. Aldığı cevabı tekrar ettiği ansa bu kesitteki en net bölümdü. Eda diye kızın ismini tekrarladığı o sahne yeni yaşanmış gibi çok canlıydı. Sanki hatırladığı sahneyi o ana geri dönüp tekrar yaşamıştı. Bir kez daha o anları hatırlarken Aniela'nın ağlama sesiyle akan zamana geri döndü. Bebeği şimdi neden ağlıyordu? Hemşire gelip Giovanni'yi çıkardı. Giovanni çıkmak istemediğini söylese de kendini kapının önünde buldu. Saniyeler sonra doktor gelince kolu Giovanni tarafından tutuldu. Benim bebeğime bir şey olursa sorumlusu sensin diye çıkıştı doktora. Doktor telaşla içeri girdikten hemen sonra Eda geldi. Ne oluyor deyince Giovanni onun geldiğini fark etti. Hiçbir şey demesine rağmen camdan içerisini gören Eda bir şey olduğunu anladı. ''Ne oluyor bebeğime?'' diyerek cama iki elini birden vurmaya başlayınca adam onu durdurmaya çalıştı. Ancak genç anne deli gibi ağlıyor ve cama vurmaya devam ediyordu. Şu an bebeği acı çekiyordu. Belki de son anlarını yaşıyordu. ''Ona bir şey olursa ölürüm ben'' diye fısıldadı. İtalyancayı unutmuş Türkçe'ye geçiş yapmıştı. Giovanni kadının ne dediğini anlıyordu. Bunun için onu sakinleştirmek amacıyla kendisine çekip sarıldı. ''Sakin ol'' dedi sakince. Elini kadının saçları arasına daldırdı. ''Bebeğimize bir şey olmayacak. Onu alacağız ve evimize gideceğiz.'' Genç kadın iki elini kocasının beline doladı. Kocasının iki göğüsü arasına dayadığı burnundan derin bir nefes çekti. ''Evet, o senin kızın'' dedikten sonra Giovanni'nin yüzünü görecek kadar geri çekildi. ''Senin için öldü demişlerdi biliyor musun? Ama sen ölmedin Joe. Beni bırakmadın. Bebeğim de bırakmayacak. Çünkü siz güçlüsünüz gerçekten.'' Giovanni bu şekilde ağlayarak konuşan kadına daha fazla dayanamadı. Onu tekrar sardı kollarıyla, sıkıca sarıldı. Çok mu sert davranmıştı ona? Çok mu haksız yere suçlamıştı onu? Düşündüğü zaman kadına duyduğu öfkesinin nedeni onun hayatına bu denli işlemiş olmasıydı. Vücudunda dahi bu kadının izleri vardı. Ne yapmıştı da bu kadar her şey olmuştu? Sırf annesine benzettiği için miydi? Yıllar boyunca hayaliyle yaşadığı annesinin yansımasını mı görmüştü? Eda'yı ilk gördüğünde annesine benzetmişse, o uzun uykudan uyandığında neden annesine benzetmemişti? Bu kadın kendisine ne yapmıştı? Doktor gelince sarıp sarmalanan bedenler birbirinden ayrıldı. ''Bebeğime ne oldu?'' diye sordu Eda. ''Telaşlanmayın, ufak bir solunum problemi yaşadı. Şu an iyi.'' ''Çok şükür Allah'ım.'' İstemeden Eda Türkçe konuşmuştu.
Şimdi yanına girebilir miyim?" diye sordu doktorun anladığı dilde. "Bugün dinlense daha iyi olur." "Eda, lütfen. Bugün hiç görmedim onu. İyi olduğunu görmeye ihtiyacım var. İzin verin lütfen," dedi yalvarırcasına. "Bakın anlıyorum ama bu onun iyi olması için." Dediği sırada Giovanni araya girdi. "Biz karımla içeri gireceğiz. Bebeğimizi görmek için sizden izin almamıza gerek yok," dedikten sonra Eda'nın elini tuttuğu gibi bebeklerin yanına soktu. O küçük çemberin içinden her ikisi de bebeğinin elini tutuyordu. Minicik el anne ve babasının elleri arasında kayboluyordu. El minicikti ama yarattığı etki kocamandı. Hissettikleri hem adam için hem de kadın için bu dünyada eşi ve benzeri olmayan bir duyguydu. Giovanni bu zamana kadar çıkardığı zorlukların ne kadar aptalca olduğunu düşündü. Hatırlamıyor olsa da onun bir ailesi vardı. Karısı, bebeği, çekirdek bir ailesi. Hiç tatmamıştı aile duygusunu. Bir evde annesi ve babasıyla yaşayamamıştı. Sadece babası vardı. Ama şimdi arkasında durduğu bir karısı ve minicik bir kızı vardı. Belki ona annelik edecek bir kadın hiç olmamıştı ancak şimdi babası olduğu meleğin onu çok seven annesi vardı. "Ela," dedi genç anne. "Joe, kızıma Ela adını verdim." Genç çift kanepeye uzanmıştı. Eda'nın başı Giovanni'nin göğsü üzerindeydi. Giovanni ise varlığını bu sabah öğrendikleri bebeğini annesinin karnının üzerinden seviyordu. "Şimdiden anlaşalım. Kız olursa adı Eda olacak." Gülerek karşılık verdi Giovanni. "Kızımın adı şimdiden belli. Onun adı Anela. Tartışmaya kapalı bir konu aşkım." Genç kadın bulunduğu yerden dönüp kocasına yüzünü çevirdi. "Bana ne söz verdiğini unutursun. Bebeğimiz olduğunda ismini ben koyacaktım. Oyun bozanlık yapma," dedi kaşlarını çatarak. Giovanni karısının başını nazik bir şekilde tekrar göğsüne yatırdı. "Önce bir dolsun da sen Ela dersin, ben Anela," diye tekrarladı Giovanni bundan 6 ay önceki gibi. Genç kadın birden kafasını arkaya çevirdi. "Joe, sen hatırlıyor musun?" diye sordu büyük bir heyecanla. Giovanni yakın geçmişe çıktığı gezintiden döndü. Hatırladığını belli etmeyerek, "Hayır," dedi net bir ses tonuyla. Hatırladığı birkaç şeyi söylemek istemiyordu. Bu kadına duyduğu aşkı kabul edemiyordu. Ona ait olmak düşüncesi bile içini ürpertiyordu. Kendini o kadına adamak istemiyordu. O kadının kuklası olmayı asla istemiyordu. "Ama söylediğin şeyi..." Sözünü kesti Giovanni. "Düşündüm ve söyledim. Sen Ela diyebilirsin. Ben ve diğer herkes ona Anela diyecek," dedi. Bu sırada hemşire gelip çıkmaları gerektiğini söyledi. Giovanni hemen çıkarken Eda son bir kez daha bebeğine sevgiyle baktıktan sonra çıktı. Kaldıkları hastane odasına geldiklerinde onlar Benito ve Clarice karşıladı. Yaşlı adamın gelini kucaklamasının ardından Clarice de genç kadına halini hatırını sordu. Sohbet sırasında Clarice'in bakışları Giovanni'yi rahatsız edince genç adam karısının uzandığı yatağa oturdu. En azından karısının yanında ona öyle cüretkar bakmaya çekinirdi. "Ben şimdi büyük anne sayılıyorum değil mi?" diyerek yalancı bir kahkaha attı Clarice. "Bunun için çok gençsin Clarice. Kendine haksızlık etme," dedi Eda. "Şaka yapıyorum elbette." Benito Clarice'in muhabbetinden sıkılınca "Torunun nasıl?" diyerek konuyu değiştirdi. Cevaplayan Giovanni oldu. "Az önce yanındaydık. Allah'a şükür iyi." Clarice merakla "Adını ne koydunuz?" diye sordu. Giovanni hiç düşünmeden "Anela," dedi. O an odada "Hayır" diyen itiraz sesi duyuldu. Bu itiraz Benito Giordano tarafından yapılmıştı. "Kızıma annemin adını veriyorum. Senden izin almıyorum." "Ben istemiyorum." "Buna sevmen gerekiyor baba. Karşı çıkman değil." "Karımın adı," dediğinde Clarice'in yan bakışlarıyla karşılaşınca "Eski karımın adı." "Giovanni, izin vermiyorum." "Saçmalık. Benim bu dünyada en değer verdiğim varlık annemdi. Onu kaybettim. Şimdi Allah bana başka bir varlık hediye etti. Onun adı da Anela olacak." Bir kez daha diretti adam. "Hayır" diye. Odada bulunan diğer üç kişi buna anlam veremiyor, sadece izliyordu. "Benim kızım," diye biraz sesini yükseltti Giovanni. Bunun üzerine Eda elini kaldırıp yanında oturan kocasının elini tutarak "Sakin ol," dedi. Babasına karşı saygısızlık yapması doğru bir davranış değildi. Giovanni elini çekti hemen. Oturduğu yerden kalktı. Yine başına o lanetler savurduğu ağır saplanmıştı. "Ben gidiyorum," dedi Anela'ya bakmaya. "İnanmıyorum," dedi Emma büyük bir şaşkınlıkla.
İki gözü kocaman olmuş, karşısındaki patronuna bakıyordu. Bir hafta izin aldım, neler olmuş? Gerçekten doğdu mu? Bayan Cirdano'yu görmeye gitmeliyim. Evet dedi Leo, mesai saatinden sonra çıkabilirsin. Tabii Bay Leonildo deyip arkasına dönen Emma yüzünü garip bir hale getirip Leo'nun taklidini yaptı. Patron olağanüstü çekici biriyken onun bu despot hallerine sinir oluyordu. Diğer kadınlara karşı oldukça kibarken ve biraz da flörtöz, kendisine takındığı tavır tam dil çıkarmalıktı. Emma, evet efendim, istersen birlikte gidebiliriz. Benim de uğramam gerekiyor. Soyduğu soğanları yıkayıp kasenin içine koyduktan sonra sen bu soğanları doğra, ben de Eda'ya haber vereyim dedi. Ellerini havluyla kurulayıp mutfaktan çıkarken Emma sinirle homurdandı. Zor işi her zaman bana bırakıyorsun. Bana yaptığın işkenceleri sana ödeteceğim. Giovanni odaya dönünce karısının uyuduğunu gördü. Bir haftadır hastanede kalıyorlardı. Kadının yorulduğunu görüyordu. En iyisi bugün onu alıp eve gitmekti. Birkaç saat gidip sonra dönerlerdi. Bunun için kadının uyanmasını beklemeye başladı. Kendisi diğer yatağa uzandığı sırada karısının telefonundan mesaj bildirim sesi geldi. Önemsememeyi planlasa da merakına yenik düştü. Elini aldığında mesajın Leo'dan olduğunu gördü. Emma ile seni ziyarete geleceğiz yazıyordu. Giovanni merak edip biraz üstteki mesajları da okudu. Tarihe dikkatli bakınca 2 hafta önce atılan mesajları fark etti. Yemekle alakalı bir şeylerdi. Büyük ihtimalle babası ve Clarice'in geldiği akşam yollanmıştı. Çünkü kadına yemekleri kimin yaptığını sorduğunda o konuyu değiştirmeye çalışmıştı. Joe, Eda'nın sesiyle telefonu bırakıp ona döndü. Sen benim telefonumu mu kurcalıyorsun? Sakladığın bir şey mi var? İçimli kaşı kendisinden habersiz havalanırken ses sonunda şüpheciydi. Eda, hayır dedi adamın şüpheciliğine tezat kendinden oldukça emin bir şekilde. Yerinden doğrulup biraz uzanarak telefonunu aldı. Elleri mesaj yazmak için hazırlanırken eve gideceğiz diyen kocasını duydu. Sen git, ben gelmeyeceğim diye itiraz edince Giovanni elindeki telefonu aldı. Sana demiştim ki ben önceki adam değilim. Beni onunla karıştırma. Eve gideceğiz dediysem eve gideceğiz. Sen hayatımda gördüğüm en dengesiz adamsın diye sesini yükseltti Eda. Böyle anlarda kocası gözüne hiç tanımadığı bir zorba olarak görünüyordu. Bu sırada Giovanni cebinden kendi telefonunu çıkarıp Antonio'ya hastaneye gelmesini söyledi. Gelmeyeceğim diyorum. Biz yokken Ela burada ne olacak? Onu bırakamam dedi karısı ağlamaya hazır vaziyette. Sadece bir saat duş almak için, rahat bir yatakta birkaç saat uyumak için iyi gelir. İstemiyorum. Çocuk gibi ağla da tam olsun. 10 dakika sonra kapıda olursun dedikten sonra gitti Giovanni. O gittikten sonra Eda ağlayarak yattığı yataktan kalktı. Lavaboya gidecekken bir mesaj daha geldi. Bu sefer Leo'dan değildi. Giovanni söylediğinden daha uzun bir süre beklemenin ardından daha fazla dayanamayıp karısına bakmak üzere içeri girdi. Odaya geldiğinde onu bulamayınca Aniela'nın yanında olduğunu tahmin etti. Genç kadın camın arkasından kızına bakarken bir yandan telefonla konuşuyordu. Hayır abla, sorun falan olmaz. Al Ahsen'i gel lütfen. Benim de sana ihtiyacım var. Genç kadın kocasının cama yansımasını görünce ona döndü. Bir şey demeden birkaç dakika daha ablasıyla konuşmaya devam etti. Konuşması bitince son kez kızına baktıktan sonra dışarı çıktılar. Giovanni arabanın anahtarını alıp Antonio'ya her ihtimale karşı burada kalmasını söyledi. Kızını burada tek başına bırakacak değildi. Ne olursa olsun kızı yalnız hissetmemeliydi. Giovanni direksiyona geçince Eda da yanındaki koltuğa oturdu. Yol boyunca onu izleyip durdu. Kendisine karşı çok ağır konuşmuş ki bu erken doğuma sebep olmuştu. Sonra suçunu anlayınca yumuşamıştı. Ancak son zamanlarda yine dengesizleşmişti. Bununla nasıl başa çıkacağı konusunda bir fikri yoktu. Sadece sabır diliyordu Allah'tan bebeği için. Aslında Giovanni bir konuda Eda'yı şaşırtmıştı. Genç kadın kocasının bebeği hakkında dediği her şeyi bir bir geçirdi aklından. Ağır şeyler söylemişti bebeğine karşı. Hatta kendisinin olmadığını ima edecek kadar çirkinleşmişti sözleri. Tüm bunlara rağmen rüyasına giren kocası ise seveceğim demişti. Rüyası çıkmıştı. Kocası kızını seviyordu. Beklediğin aksi gerçekleşen bu durum genç kadını fazlasıyla mutlu etmişti. Dakikalar sonra evlerine gelmişlerdi.
İkili konuşmuyor, bir an önce işlerini halledip hastaneye dönmek istiyordu. Giovanni üst kata çıkarken Eda alt katta kaldı. Yarım saat kadar banyoda kalan Giovanni üstünü giyip salona indi. Koltukta uyumakta olan kadını gördü. Pembe bornozlu kollarını kapatırken bacakları meydandaydı. Yatış şekli usturuplu olmasına karşın pürüzsüz teni oldukça çekiciydi. Kahve saçlarına sardığı havludan çıkan birkaç ıslak tutam küçük alnına dökülmüştü. Sehpanın üzerindeki vazonun gölgelediği bir fotoğraf albümü gözlerine takılınca kadına bakmayı bir kenara bırakıp sehpaya doğru eğildi. Açık olan sayfayı sadece bir fotoğraf kaplıyordu. Bir fotoğraf karesinde bir de koltukta yatan kadın arasından gözlerini birkaç tur döndürdü. Fotoğrafta sıkıca sarıldığı beden şimdi önünde boylu boyunca uzanıyordu. Giovanni bu tarz şeyler yapacak adam değildi. Ancak görünen o ki bu kadın onu değiştirmiş, yapmam dediği şeyleri gerçekten de yapmıştı. Midesini bulandıran o aşk kelebeği olmuştu. Aşk kelebeği ve Giovanni. Düşüncesiyle bile yüzünü buruşturdu adam. Ama bu fotoğraf. Bir kez daha baktı. Ne kadar da aşk kokuyordu. Kabul etmek istemiyordu ancak kadına aşık gibiydi. Gibisi fazla. Şu fotoğrafa bak. Gerçekten de aşıkmışım dedi içinden kendini azarlayarak. Ve albümü sinirle kapatıp bir adım gerisinde kalan sehpanın üzerine attı. Eda'yı dürterek uyan dedi. Kadın uykusu arasında kafasını hayır anlamında sallayınca tekrarladı Giovanni. Uyan ve saçlarını kurut. Hasta olup kızımı da hasta etme. O senin sütünle besleniyor. Eda gözlerini açıp doğruldu. Bu sırada zil çaldı. Birisini mi bekliyorduk? Evet dedi uykulu sesiyle. Banyoya girmeden önce Leo ile haberleştiği kısa bir anlığına aklından çıkmıştı. Leo ve Emma gelecekti. Sen odana geç, ben kapıya bakacağım diyerek kadını kolundan tutup kaldırdı. Karısını odasına gönderdikten sonra kapıyı açıp misafirlerini karşıladı. Arkadaşının yanındaki genç kızı tanıyamamış olmak genç adam için sorun olmazken aynı şey kız için geçerli değildi. Koltuklara yerleştiklerinde Emma büyük bir alınganlıkla ''Kalbim çok kırıldı Bay Giordano. Beni nasıl unutursunuz?'' dedi. Kollarını göğsünde bağlamış kırgın gözlerle Giovanni'ye bakıyordu. ''Emma'' diye uyarıcı bir ses çıkardı Leo. ''Adam karısını hatırlamıyor. Sen neden bahsediyorsun?'' Giovanni kısa ve sarı saçlı kızın gevezi olduğuna karar verdi. ''Bu arada tebrikler. Siz dünyanın en tatlı aşığı olduğunuz gibi en tatlı babası da olacaksınız.'' ''Buna hiç şüphem yok. Gerçek bir geveze.'' Leo, Emma çeneni kapat artık deyince genç kız patronuna döndü. Bay Leonildo kıskandığınızı bu kadar belli etmeyin dedi gülerek. Onu küçük bir çocuk gibi azarlamasına deli oluyordu. Çok komik diye tısladı Leo. Belki biraz kıskanmış olabilirdi ama bunu kabul edecek değildi. Hoş geldiniz diyerek salona giriş yaptı Eda. Önce Leo'ya ardından Emma'ya sarıldı. Emma'nın yanındaki boşluğa oturdu. Genç kız Eda'ya dönüp ellerini tuttu. ''Sizi gördüğüm gün doğum yapmışsınız. Çok erken değil miydi?'' diye sordu ciddiyetle. Eda buruk bir tebessümle ''Öyleydi ama bilirsin kader. Bazen istemediğimiz şey olur ve biz ona dur diyemeyiz.'' dedi. Birazdan akacağının sinyalini veren yaşlarını başlamadan sildi. Karısını bu şekilde gören Giovanni ise pişmanlıktan ölüyordu. Bebeği onun yüzünden erken doğmuştu. ''Allah Aneyla'yı bize bağışladı.'' diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. ''Adı bu mu?'' dedi heyecanlı Emma. ''Ela, kızımın adı Ela.'' diyerek düzelten Eda oldu. Giovanni sadece gülümsedi. Kızın adını vermişti bir kere, dönüşü yoktu. Eda bir kez daha itiraz nidası çıkaracakken zil tekrar çaldı. ''Bir başkasını bekliyor muyduk?'' dedi Giovanni. Hayır anlamında kafasını sallayan karısı kalkacakken ona oturmasını söyleyerek kendisi kalktı. Büyük saksıya dayalı pembe kutuyu içeri alıp kapıyı kapattı. Salona girdiğinde benden önce hediye alanı bulup döveceğim diye şakayla konuşan Leo'ya tepki vermezken Eda ve Emma küçük birer gülümsemeyle yetindi. Pembe dikdörtgen kutuyu saran pembe kurdalyayı çözen genç adam gördüğü şeyle yutkundu. Kocasının yüzünün şekli değişince panikle ayaklandı Eda. Giovanni'nin çıkarmadığı oyuncak bebeği çıkardı. Gözleri kapalı bebeğin boğazına bir ip geçirilmişti. Kutunun dibindeki küçük kağıdı fark edip aceleyle elini aldı. Her şey daha yeni başlıyor.
Yolların olduğundan daha uzun geldiği dakikalardan sonra Giovanni arabadan hızla inip hastaneye koştu. Dolu asansörü beklemeden yeni doğan katına merdivenlerden koşarak çıkmaya başladı. Antonio'nun iyi demesine rağmen bir de gözleriyle görmesi gerekiyordu. O an telaşıyla Eda'yı Leo'ya emanet edip koşarak evden çıkmıştı Giovanni. Aldıkları hediye açık bir tehditti. Hem de korkunç bir tehdit. Her şey daha yeni başlıyor. Leo arkadaşına içinden küfürler savururken Eda'yı sakinleştirmeye çalışıyordu. Giovanni ne diye onu götürmemişti ki sanki? Neymiş? Ayak bağı olurmuş. Bir de onunla uğraşıp zaman kaybedemezmiş. Sana emanet ediyorummuş. Karısını kendisine emanet etmek, kurda kuzu emanet etmekle eş değerdi. Lütfen Leo, biz de gidelim dedi kadın ağlayarak. Yeni anne olmasına rağmen her bir hücresinde çocuğunun iyi olmama endişesini duyuyordu. Leo kadının yaşlarını silerek, arabam yanımda değil dedi. Yalan söylemeyin diyen Emma, genç adamın yalanını ortaya çıkardı. Leo öfkeyle gözlerini Emma'ya çevirdikten sonra elini pantolonun cebine atıp anahtarı çıkardı. Eda o an gideceklerini sanıp sevindi. Ancak Leo anahtarı Emma'ya fırlattı. Artık yalan değil, arabayı al ve git diye bağırdı. Fırsatı kaçırmadı Emma. O muhteşem arabayı elbette hemen kabul edecekti. Emriniz benim için şereftir Bay Moretti. Hoşça kalın diyerek çıktı evden. Leo sonunda o kızdan kurtulduktan sonra Eda'yı odasına götürdü. Ağlamak onu güçsüzleştirmişti. Yeni doğum yapmış kadın sancıları da baş gösterince mayıştı. Gözündeki yaşlarla uyuyakaldı. Giovanni camın ardından bebeğini görmüştü. Çok şükür iyiydi. Ama Giovanni artık bebeğini uzaktan izlemek değil, kucağına almak istiyordu. İçerideki hemşireyi önemsemeden içeri girdi. Hemşire çıkması için uyarıda bulundu ancak dinlemedi. Bebeğimi kucağıma ver dedi. Sesi kesindi. Hiçbir itirazı kabul etmeyecekti. Hemşire şu an için mümkün değil dedi. Mümkün değilse mümkün hale getir. Bunun okulunu sen okudun. Hemşirenin çıkar mısınız demesini aldırmadan küveze kadar geldi Giovanni. Ne olacağını düşünmeden eğilip bebeğini tutacağı sırada kontrol için gelen doktorun siz delirdiniz mi diyen sesini duydu. Giovanni duymazdan gelip işine devam edecekken doktor engelledi. Siz bekleyin, ben onu alıp sizin kucağınıza vereceğim. Bununla beraber Giovanni birkaç adım geriledi. Doktor birkaç şey yaptıktan sonra bebeği dikkatle kaldırdı. Doktor nasıl tutması gerektiğini anlattıktan sonra bebeği Giovanni'nin kollarına bıraktı. Giovanni bebeğini kucağında hissettiği ilk an gözünden akan bir damla yaşa engel olamadı. O bir damla gözyaşı içinde çok fazla anlam taşıyordu. Babaydı. Koruması için Allah ona bir melek göndermişti. Giovanni kolları arasındaki bu meleği ömür boyunca koruyacaktı. Onun saçının tek bir teline zarar gelmemesi için yaşayacaktı bundan sonraki hayatında. Gözlerini bebeğinden ayırmadan dışarı çıkar mısınız, kızımla yalnız kalmak istiyorum deyince doktor 5 dakika izin verdiğini söyleyip hemşireyle birlikte çıktı. Giovanni nefes almadan bebeğini izliyordu. Minicikti. Oyuncak bir bebek kadardı. Saçları belli belirsiz sarıydı. Ne yazık ki kendisine benzememişti. Ama gözleri, onları hiç görememişti. Gözlerini babana göster bebeğim, ben buradayım diye fısıldadı bebeğine doğru. Bebek ise dudaklarını büzmüş hala uyuyordu. Sen muhteşem bir şeysin. Unuttuğum 3 yıldan bana kalan en güzel şeysin dedi. Cümleleriyle birlikte gözyaşları da dökülüyordu. Sana söz veriyorum aşkım. Seni kimse benden alamayacak Aniela. Sen benim hayatımsın dedikten sonra dudağını bebeğin alnına usulca değdirdi. Birkaç saniye dudaklarının hafif temasını oradan çekmedi. Bir süre sonra geri çekilip kızına tekrar aşkla bakmaya devam etti. Senin yerin burası değil. Çıkaracağım seni. Evimize gideceğiz. Baban sana söz veriyor kızım. Birkaç saniye daha o anların tadını çıkaran Giovanni doktorun girmesiyle büyük bir boşluğa düştü. Kolları arasından çekilen bebeğin bıraktığı enkaz çok büyüktü. Onu bir an olsun kucağından bırakmak istemiyordu. Hep varlığını hissetmek istiyordu. Bebeği için en güvenli yer hiç şüphesiz babasının kollarıydı. Doktor bebeği yere yerleştirdikten sonra tekrar çıktı. Giovanni yaklaşıp küçük aralıktan bebeğin elini bir kez daha öptü. İstemeye istemeye odadan ayrıldı.
Adam huzurla uyuyan kadını sessizce izliyordu. Yastığın üzerine dağılmış parlak kahve tutamlar daha dokunması geliyordu. Sağ elini hissedilmeyecek şekilde dokundurdu. Bu esnada kendinden habersiz kalbi deli gibi çırpınıyordu. Sadece saçına dokunmasıyla böyle oluyorsa, saçmama dedi içinden kendine kızarak. Kadının mırıltısıyla gözlerini yüzüne çevirdi. Ağlamaktan kızarmış gözleri kapalıydı. Etrafında oluşmuş mor halkalar vardı. Ama bu kadının güzelliğinden almıyordu. İçimli burnu sürekli peçeteyle hırpalandığından tahriş olmuş, ucunda kızarıklık bırakmıştı. Ardından aralık dudaklarına indirdi gözlerini. Ne kadar kırmızı olduğunu düşündü ve ne kadar öpülesi. Sinirle kalktı oturduğu yerden, kendini odanın dışına attı. Hemen karşıdaki banyoya girdi. Aynadaki yansımasına bir yumruk geçirdi. Bu acıyı yüzünde hissetmeliydi. O yumruğu tam iki kaşının arasında, kırılması gereken o burnunda hissetmeliydi. Ancak o daha hafif bir acıyı elinde hissediyordu. En büyük acı ise kalbindeydi. İmkansızı seçen kalbi. Bir kez daha parçalanmış aynaya geçirdi kanlı elini. Bu konuda kendisine çok kızıyordu. Aşkını kalbine gömeceğine dair defalarca söz vermişti. Ama en ufak bir yakınlaşmada kalbi kendisine ihanet ediyordu. O kalbi söküp atası geliyordu. Arkadaşına ikinci kez bu aptallığı yapan kalbinden nefret ediyordu. Leo diye fısıldayan sese döndü. Hangi ara geldiğini anlamamıştı. Eda Leo'nun kanlı elini görünce panikle "Eline ne oldu?" diye sordu. Hiçbir şey diyerek Eda'nın yanından geçti adam. Şimdi kendisiyle ilgilenecek bir Eda istemiyordu. Evden dışarı attı kendini. Bu evde daha fazla duramazdı. Genç kadın ne olduğunu anlam veremese de daha önemli meseleleri vardı. Giovanni'yi aradı. Kocası telefonu açar açmaz "Ela nasıl?" diye sordu. "Anne Ela iyi. Ben de geliyorum. Zaten Leo gitti." Giovanni bununla birlikte kaşlarını çattı. "Saat epey geç oldu. Sabah gelirsin. Ayrıca Antonio orada. Korkmana gerek yok." dedi. Giovanni "Oraya geliyorum." dedikten hemen sonra telefonu kapatan Eda hazırlanmaya başladı. Genç adam hastane önündeki banka oturmuş çay içiyordu. Evde içtiğini yerini tutmuyordu ancak dumanı tüten bitki çayı da fena değildi. Hangi ara bu kadar çay tiryakisi olduğunu bilmiyordu ama bir bardakla doymuyordu. İçtikçe içesi geliyordu. Son yudum da içtikten sonra hemen yanındaki küçük çöp kovasına karton bardağı attı. Montunun cebinden telefonu çıkarıp Leo'yu aradı. O kadar uzun çaldı ki tam kapatacakken Leo açtı. "Neredesin sen?" diye sordu sert bir ses tonuyla. Sert çıkışın nedeni arkadan gelen yüksek sesli müzikti. Leo, "Dertliyim ve içiyorum." dedi gülerek. Sarhoş olduğu cümlelerine yansıyor, ağzının içinde geveleyip duruyordu. "Ben sana karımı emanet ediyorum ve sen dinlemeyip sarhoş oluyorsun öyle mi? Bana emanet etme konusunda kararlısın yani. Bana onu emanet edeceksin. Ona bakmam için. Yani ben ona sahip olacağım falan filan." "Ne saçmalıyorsun Leo? Elindeki kadehi bırak ve soğuk bir duşa gir. Bu gece Eda evde tek kalmasın." "Aptal!" diye birden bağırdı Leo. Sarhoşluğun etkisiyle ne söylediğini bilmiyordu. "Sana diyorum ki karınla aşığım ve sen bana onun yanına gitmemi söylüyorsun." diye bağırmaya devam etti. Ardından gülerek "Eğer istediğin hala buysa seve seve giderim." dedi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.